Bugün konuğumuz Malatya'nın merkez ilçelerinden olan Yeşilyurt Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Sayın Haydar Şahin. Efendim hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sizlere de hayırlı bir yayın diliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim, bizi kırmadınız, bu sabah buradasınız. Şimdi 2016 yılı geride kaldı, 2017 yılının ilk aylarındayız. Ancak tabii 2016 yılında değerlendirmek lazım. Sosyal ve kültürel anlamda Yeşilyurt Belediyesi ne tür çalışmalar yapıyor? Bunlara konuşacağız. Çünkü bu alanda yapılan çalışmaların ve bu çalışmaları yürüten birimlerin bağlı olduğu bir başkan yardımcısınız. Tabii 2016 yılı geride kalırken nasıl bir yıl oldu? Bununla başlamak istiyorum. Kendi alanınızda ve genel anlamda Yeşilyurt Belediyesi için 2016 yılını şöyle hızlıca bir değerlendirmek gerekirse neler söylersiniz? Evet, şimdi biz sürekli aynı şeyleri bazen tekrarlıyoruz, bazı şeyleri sürekli tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Bizler belediye olarak, belediyelik açısından rutin görevlerimiz var. Yani park bahçelerdir, fen işleridir, yol asfalttır. Bunlar bizim rutin görevlerimiz arasında bulunuyor. Biz bunları zaten yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Ama bunun ötesinde sosyal ve kültürel belediyecilik açısından bakıldığında bizim bu bölgede yaşayan, ilimizde yaşayan, ilçemizde yaşayan insanların sosyal kültürel olarak hangi alanlara ihtiyaçları olduğunu ve bunları nasıl gidermemiz gerektiği üzerinde kafa yorduğumuza inanıyoruz biz bu şekilde. Tabii belediyemiz biliyorsunuz 3 sene önce 3. yılı bitirdik, 4. yılına gireceğiz. ARGE çalışmalarına önem veren bir belediyeyiz. Biz evet. Özellikle Türkiye çapında, gerek Türkiye içerisinde, gerekse Türkiye dışında kültürel olarak, sosyal belediyecilik açısında ne tür bir etkinlikler yapılıyor? Bunları sürekli araştırma içerisindeyiz. Bir önceki yıl yaptığımız çalışmaların üzerine ne koyabiliriz? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Hamdolsun 2016 yılı bu anlamda bizim açımızdan dolu dolu geçti. Kültürel olarak, sosyal belediyecilik açısından bir takım projelerle bunu zenginleştirmeye çalıştık. Dolu dolu bir yıl geçirdik diyoruz. Önümüzdeki yılla ilgili de arkadaşlarımız hemen çalışmalarımıza başladık. Sosyal medyada iletişimle ilgili kullanarak bu anlamda diğer belediyelerin kendi bünyelerinde yapmış olduğu çalışmaları ve bizim kendi içimizde ARGE birimini kullanarak var olan projelerimizi bir adım nasıl ileriye götürebiliriz ya da yeni bir proje nasıl üretebiliriz, bunun çalışmalarını da yapıyoruz. 2017 yılının 2016 yılından daha iyi olacağına ümit ediyoruz inşallah. Evet. Şimdi hani siz dediniz ya başkanım, 2016 yılı dolu dolu geçti sosyal ve kültürel etkinlikler ve projeler anlamında. Aslında 2016 yılı da ülke için pek de iyi bir yıl olmadı. Çok fazla terör saldırısının olduğu, çok fazla sivillerin, güvenlik güçlerinin hayatını kaybetti ve tabii ki tarihimize geçen bir 15 Temmuz. Evet. Aslında sizin, biz biliyoruz, birçok çalışmanızı da hep ertelediniz. Evet. Hep böyle bu olumsuz günlere denk geldi. Bu anlamda 2017 yılının belki 2016 yılından hem ülkenin gündemi anlamında hem de ülke gündemi iyiye giderse sizin sosyal ve kültürel çalışmalarınız da iyiye gidiyor. Evet. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Özellikle 2016 yılı bu anlamda ülke gündemi için güzel olmasa da sosyal ve kültürel faaliyetler açısından sizin için güzel olmuş. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Hani birçok çalışmanızı da ertelediğinizi biz biliyoruz. Tabii ülkemiz hakikaten çok zor şartları geçiriyor. Bu anlamda kritik bir dönemde geçiyoruz. Ben özellikle bu anlamda canlarını vatan için veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii hakikaten bahsettiğiniz o konular ülkemizin tarihi açısından en karanlık bir dönemi oluşturacaktır. Yani ileride tarih sayfalarına bakıldığında 15 Temmuz'un ihanet olduğunu, bu ihaneti Türkiye'nin nasıl bertaraf ettiğini bizden sonraki nesiller elbette ki okuyacaklar. Bunun bize yansıması elbette ki oldu. Yani bütün ülkede olduğu gibi bizim belediyemiz açısında da bu anlamda bir takım olumsuz gelişmeler olsun, ertelediğimiz bir takım projeler olsun. Yani bunların başında
Yeşil Yurt Kiraz Kültür Festivali var biliyorsunuz. O dönemde 16 Temmuz'da aslında biz bu etkinliğe, bu festivale başlayacaktık. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Ama bu menfur olayda, bu ihanet dolu olayda dolayı biz ertelemek zorunda kaldık. Buna benzer çalışmalarımız elbette ki vardı. Bir kısmını erteledik, bir kısmını ileriki bir tarihe aldık ama hayat devam ediyor. Biz bu ülkede yaşıyorsak bu tür olumsuzlukları da göz önüne alarak çalışmalarımızı en üst düzeyde nasıl götürebiliriz? Bunun hesabını da yapmamız gerekiyor. Mutlaka etkiledi. İnşallah bu tür olaylar da bundan sonra son bulur. Bizler de belediyecilik açısından ülkemizin, insanlarımızın hak ettiği bir noktaya gelmesi için çalışmalarımıza devam ederiz. Evet. Şimdi 15 Temmuz tabii birçok çalışmanızı erteledi. 15 Temmuz'dan itibaren o devam eden demokrasi nöbetlerinde başta Sayın Başkan Hacı Urpot olmak üzere tüm ekibini, sizleri biz her gün o nöbetlerde gördük. Ve siz aslında 15 Temmuz'u da hafızalara kazımak anlamında, unutturmamak anlamında da çalışmalar yürüttünüz. Nedir bunlar? İşte 15 Temmuz'u anlatan bir kitapçık yaptınız. Evet. Sonra 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafların yer aldığı bir de 2017 takvimi hazırladınız. Biraz da bunlardan bahsedelim. Reklama gideceğiz. Evet. Tabii 15 Temmuz'u unutmamamız gerekiyor. 15 Temmuz'u bir sürekli canlı tutmamız gerekiyor. 15 Temmuz'la ilgili konuşmalarımızda, oturduğumuz ikili sohbetlerde, yapacağımız programlarda mutlaka 15 Temmuz'a 15 Temmuz'dan bir iki şey söyleyerek başlamamız gerekiyor. Çünkü bu ülkede, bu topraklar üzerinde elbette ki sürekli biz bunlarla karşılaştık, bu tür ihanetlerle karşılaştık. Ama bunun gibisi biraz zor geldi diye düşünüyorum. Bu anlamda bunu unutmamamız gerekiyor. Tabii bizler de 15 Temmuz'u sürekli diri tutmak için, canlı tutmak için ne yapabiliriz diye bu anlamda düşündüğümüzde o dönemde işte biliyorsunuz yaklaşık 35-40 gün sürekli demokrasi nöbetleri vardı. Arkadaşlarımız gündüz işlerini yapıyorlardı. Akşamlara da nöbete devam ediyorlardı. O dönemde biraz yorulduk ister istemez. Geceleri nöbette, gündüzleri işlerde. Hakikaten o dönemde yorulduk. Ama arkasından dediğim gibi bunu sürekli diri tutmak için, canlı tutmak için ne yapabiliriz? 15 Temmuz'u anlatan bir albüm şeklinde bir kitapçık çıkartmıştık. O kamuoyu tarafında hakikaten ilgi görmüştü. Bütün Malatya'da olsun, Yeşilyurt bölgemizde olsun vatandaşlarımız aldılar. Bunu adeta kitaplar arasına koydular. Evet, arşivlerine kaldırdılar. Arşivlerine kaldırdılar. Arkasında yine basın yayın müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bir 2017 yılı takvimi vardı. O da iyi bir çalışmaydı. 15 Temmuz'u kare kare anlatan, hafızalarımızda canlılığını koruyan bir takvim çalışması yapmıştı arkadaşlarımız. Onu da biz aldık, dağıttık. Yani zaman zaman telefonlarla bizi arıyorlar. İşte hakikaten beğendiklerini, bu anlamda kendilerine olmadıklarını nasıl ulaşabiliriz buna, işte gönderebilir misiniz gibi bu anlamda bu tür şeylerle karşılaştık. Ben gezdiğim yerlerde de gerek iş yerlerinde ve gerekse de resmi kamu kurum ve kuruluşlarında bu takvimin asılı olduğunu, vatandaşımızın bunu yine önem verdiğini gördüm. Tabii bunları gördükçe de bizler mutlu oluyoruz. Bu çalışmaların inşallah devamı gelecek. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız. Dediğim gibi bütün konuşmalarımızda, bütün programlarımızda, etkinliklerimizde mutlaka 15 Temmuz'u anarak, 15 Temmuz'dan bahsederek bizim yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Evet. Tabii 15 Temmuz belki ülkemize çok kötü zararlar verdi. Çok fazla hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimiz var. Türkiye'nin geneli demokrasi gazisi oldu diyebiliriz ama birlik ve beraberlik noktasında, tarihimizde belki çocuklarımıza anlatacağımız olaylar noktasında da bir kazanım olarak görebiliriz 15 Temmuz tarihini. Şimdi efendim, sosyal ve kültürel anlamda bir takım devam eden projeleriniz var.
Belediye var oldukça da mutlaka devam edecektir. Bunları konuşacağız ama öncesinde geçen yıl düzenlediğiniz, bu yıl ikinci kez düzenleyeceğiniz bir yarışma. Ödüllü Kudüs konulu yarışma. Peygamberler Şehri Kudüs sloganıyla. Evet. Biraz bu yarışmadan bahsedelim istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Neden Kudüs diyerek başlamak istiyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu sene ikincisini yapacağız inşallah. Geçen sene arkadaşlarımız Kudüs'e gidip geldiler. Bu yönüyle Kudüs'ün önemini bizlerle paylaştılar. Yani hakikaten önemli. Neden Kudüs? Kudüs elbette ki bizim tarihimiz önemli bir yer tutuyor. Yani neden Kudüs denildiğinde ben buna üç şekilde yaklaşmak istiyorum. Bir tanesi bir insan olarak Kudüs'le ilgilenmemiz gerektiğine inanıyorum. Kudüs özellikle Filistin halkı hakikaten yıllardır adeta eziliyor. Evet. Yani bir halk adeta yok ediliyor. Bu anlamıyla baktığımızda Kudüs'le sadece bizlerin değil, sadece İslam coğrafyasının değil, yeryüzündeki insanların ilgilenmesi gerekiyor. Bir tarafta bütün hakları elinden alınmış. Adeta işte Gazze'yi görüyoruz. Basından, televizyonlardan takip ediyoruz. Bir açık hava hapishanesi haline gelmiş. Bu anlamıyla bakıldığında Filistinliler de gerçekten böyle, yani Kudüs ve çevresi. Yani sadece Gazze değil, Filistin de aynı şekilde öyledir. Bir tarafta Batı'nın bütün araç gelişlerini kullanan, Batı'nın bütün gelişmiş silahlarını kullanan zalim, diktatör bir devlet. Diğer tarafta bakıldığında hakikaten bütün hakları elinden alınmış, bilinçli, şuurlu, kültürlü bir halktan bahsediyoruz. Bunun karşısında vicdanı olan herkesin Filistin'le, Kudüs'le ilgilenmesi gerektiğini ben inanıyorum. İkincisi, bir Müslüman olarak neden Kudüs denildiğinde bir Müslüman olarak benim bununla ilgilenmem gerektiğine inanıyorum. Yani onlar bizim bir parçamız. Evet. Allah-u Teala bizim kardeş olduğumuzu söylüyor. Dolayısıyla bizim bir Müslüman olarak Kudüs'le, Filistinlilerle ilgilenmemiz gerektiğine inanıyoruz. Üçüncü olarak da yani çok ilginçtir. İnsanlarımızın çoğu pek belki bunu bilmiyor. Kudüs 2009 tarihinde elimize çıkmıştı? 100 yıl önce. Yani 1917 yılının Ekim ayında Kudüs elimizden çıkıyor. Evet. Yani 100 yıl daha tamamlanmamış. Bunları üst üste koyduğunuzda bizim neden Kudüs'le ilgilenmemiz gerektiği hakikaten ortaya çıkıyor. Ve bizim bunu önce kendimize, çocuklarımıza, geleceğimize anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Evet. Bu yönüyle biz Kudüs'e, Filistin'e yapmış olduğumuz seyahatte bunu gençlerimize anlatmamız gerektiğine inandık. Ve bir takım etkinlikler yaparak insanlarımızı Kudüs'e götürmemiz gerektiği düşüncesi hasıl oldu. Bundan dolayı geçen sene ilkini yapmıştık. 44 kişi götürmüştük. Geçen sene Milli Eğitim'le yapmış olduğumuz bir proje çerçevesinde götürmüştük. Ama bu sene arkadaşlarımızla oturduk. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Bir sonraki adımı daha iyi olması için neler yapabiliriz? Arkadaşlarımızla bunu tartıştık. Sonuç olarak da gerek Milli Eğitimimizle yapmış olduğumuz protokolde ve gerekse de İnönü Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokolde yine inşallah Allah nasip ederse bu yılda yaklaşık 44 kişiyi ya da daha fazlasını inşallah yaptığımız bir takım etkinliklerle bunları Kudüs'e götürmek, evet, istiyoruz. Yani anladığımız kadarıyla Kudüs konulu ödüllü yarışmanın ödülü Kudüs seyahati. Yani evet, yarışmaya katılanlar ve derece alanlar Kudüs'e götürülecek. Evet. Ama tabii bu yarışma nasıl bir yarışma olacak? Başvurular nasıl olacak? Biraz bunu dinleyelim sizden. Evet. Şimdi bu yarışmayla ilgili biraz önce dediğim gibi biz bu anlamda iki tane protokol yaptık. Bir tanesi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yani kaymakamlığımızla, Yeşilyurt Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ile. Bunu geçen sene yaşadığımız bir takım sıkıntılar vardı.
Bu sıkıntılar özellikle biraz önce özelliklerini bahsettiğimiz İsrail Devleti aslında Müslümanların özellikle de Türklerin Kudüs'e ya da Filistin'e gitmelerini istemiyor. Evet. Yani orada mazlum bir halk var. Bu halkı ben nasıl ezebilirim? Onun hesabı içerisinde. Ama insanlarımız gidip geldikçe, insanlarımız oraları gördükçe bu İsrail'i bu anlamda tedirgin ediyor. Bu yönüyle İsrail istemiyor. Biz geçen sene liseler arası yapmış olduğumuz yarışmada lise öğrencilerini götürmek istemiştik. Çeşitli yarışmalar yaptık. Bilgi yarışması, kültürel ve sanatsal yarışmalar yapmıştık. Fakat şöyle bir sorunla karşılaşmıştık. İsrail tabii son günlere kadar şeyi almıyor, vize vermiyor. Evet. Öğrenciler, çocuklarımız bu yarışmaya hazırlanıyorlar. Belli bir noktaya kadar getiriyorlar, emek harcıyorlar, pasaport çıkarıyorlar. Pasaportları çıkardıktan sonra biz onunla vizeye başvuruyoruz. Vizeden dolayı da bakıyorsun ki 2 gün sonra ya da yarışmaya 2 gün kala yarışmaya diyorum. Seyahat 2 gün kala. İsrail ben vize vermiyorum diyor. Vermeyince bu çocuklar hakikaten hayal kırıklığına uğruyorlar. Biz yine yapmış olduğumuz değerlendirmede bu yarışmayı yine gençlerimize unutturmamak adına, bu yarışmayı canlı tutmak adına, Kudüs'ü canlı tutmak adına liseler arası bir yine yarışma yapacağız. Yine aynı bilgi kültür yarışması, edebiyat olsun, mektup olsun, makale olsun, karikatür, resim yarışması yapacağız ama bunlara yönelik Kudüs çalışmamız olmayacak. Bunu yapma, yani Kudüs'e insanların da gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu şekliyle milli eğitimle yapmış olduğumuz projede öğretmenlere yönelik bir yarışma yaptık. Dolayısıyla öğretmenlerimizin başvuracakları, hazırlanacakları bir yarışma yaptık. Bu yarışmada işte bir 6 kişi bilgi yarışmasından sonra götüreceğiz. Bu bilgi yarışması ile ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığımızın İslam Ansiklopedisi kaynağını baz aldık. Gerek Milli Eğitim'in web sayfasında ve gerekse de bizim Yeşilört Belediyesi'nin web sayfasında girildiğinde hangi alanlarda kişilerin çalışmasını gerektiği o yerlerde belli olacak. Ve bu şekilde insanlar, öğretmenlerimiz çalışacaklar. Arkasında Kudüs'e hazırlık yapacaklar, Kudüs'le ilgili yarışmaya. Bunun yanında sadece bilgi yarışmasıyla sınırlı tutmadık bu işi. Karikatür, resim, mektup, şiir dallarında da yarışmalar yaptık. Bunlarda da toplam 6 kişi, toplam 12 kişi milli eğitimde götürecek şekilde bu yarışmalar sonucunda, tabii sadece bilgi yarışması ve diğer yarışmalar sonucunda milli eğitim boyutu bu şekilde gidiyor. Biz işin bir de üniversite boyutu vardı. Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle 18 yaşının altında olunca İsrail Devleti gidecek insanlara bu anlamda sorun çıkarıyor. Evet. Biz de üniversitemizle bu işi yapalım dedik. Sayın Rektörümüzle görüştük. İlahiyat Fakültesi üzerinde sadece İnönü Üniversitesi'nde değil, Türkiye'deki bütün üniversitelere açık olacak şekilde yine aynı şekilde bilgi yarışması, şiir mektup yarışması, resim ve karikatür yarışması olacak şekilde de bunlar da inşallah bu yarışmalar sonucu 12 kişi de burada götürmek şartıyla böyle bir yarışma düzenlemiş olduk. Yine aynı şey biraz önce bahsettiğim gibi Üniversite Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin web sayfasında ve Yeşilört Belediyesi'nin web sayfasına girildiğinde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın çıkartmış olduğu İslam ansiklopedisinde Kudüs'le ilgili kısımlara çalışılırsa öğretmenlerimiz ya da öğrencilerimizi biz inşallah Kudüs'e götüreceğiz. Tabii bir takım afişler çıkarttık. Bütün kamu kurum ve kuruluşların girişlerinde, okullarımızda, üniversite fakültelerimizin girişlerinde bu afişlerimizi astık. Amacımız Kudüs'ü insanlarımızın gündemine getirmek, evet. Kudüs'ü unutmamak. Biraz önce dediğim gibi yani 1917 yılının Ekim ayında Kudüs bizden elimizden çıkıyor. Yani 100 yıl bile olmadı. Bizim bunu diri tutmamız gerekiyor. Kudüs'ü unutmamamız gerekiyor. Bu afişlerde işte kapılara astığımız bu afişlerde yani insanların Kudüs'ü görmeleri, Mescid-i Aksa'yı görmeleri, Kubbetü's-Sahra'yı görmeleri bile
Bu anlamda az da olsa Kudüs'e bir fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi, bu yönüyle biz Kudüs'ü önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edecek bu yarışmalarımız. Bir sonraki yıl üzerine bir şey daha koyarak insanlarımızı Kudüs'e götüreceğiz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Geçen yıl ilk kez yaptığınız için belki hani ilk olan şey çok fazla duyurulmayabiliyor. Bu yıl ikinci kez yapıyorsunuz. Biraz daha geçen yıl oranla, hani geçen yıl gidenler yakınlarına belki duyurmuştur falan. Şu an geldiğimiz noktada ilgi nasıl? Başvurular çünkü yani başladı. Başvurular başladı. Özellikle milli eğitim boyutunda 2 Ocak'ta başladı başvurularımız. 8 Mart'a kadar devam edecek. 13 Mart günü de sınavımızı yapacağız. Üniversite boyutunda da aynı şekilde 23 Aralık'ta başladı. 10 Mart'ta bitecek. Onun da yarışma tarihi, bilgi yarışması tarihi 13 Mart olacak. Tabii sanal ortamda başvurular yapılıyor. En son İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Fikret Karaman Bey ile görüşmüştük. Yani umduğundan çok iyi gittiğini. Tabii Türkiye çapında olunca sadece İl Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimiz, gençlerimiz değil, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan gençlerimiz başvurabileceklerinden dolayı ilginin beklentilerin çok üstünde olduğunu söylemişti. Ama ben sayısal rakamları şu anda tam size verecek durumda değilim. Ama bunun yanında sadece bilgi yarışması değil, şiir ve mektup yarışması yine yapıyoruz. Resim ve karikatür yarışmasında da sadece bilgiye dayalı değil, sanatsal anlamda da Kudüs'ü nasıl hatırlayabiliriz? Yani bir karikatür çizerek ya da bir resim yaparak ya da duygu ve düşüncelerimizi şiir ya da mektuplara dökerek de Kudüs'ü anlatabiliriz, anlayabiliriz. Zaten peygamberler şehri Kudüs, Kudüs'ü anlama ve anlatma etkinliği olarak kabul ediyoruz. Evet, mutlaka ama geçen yıl oranla bu yıl ilgi daha fazla olacaktır. Sizi mutlaka biraz daha zorlayacaklardır diye daha düşünüyorum. Evet. Şimdi efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken kültürel ve sosyal anlamda çalışmalarınızdan da konuşmadan geçmek istemiyorum. Yeşurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Urpalat'ın göreve gelmesiyle ve ekibini oluşturmasıyla birlikte hayata geçirmeye başladığı bir takım projeler var. Ve bu projeler böyle sonu olan bir projeler değil. Yeşurt Belediyesi var oldukça, hayat var oldukça mutlaka sizler ekip olarak devam edeceksiniz. İşte Baş Tacı, Hayat Seninle Güzel, Keşke, Yeşurt Gurbet Değil gibi projeler. Şimdi genel anlamda şunu sormak istiyorum. Neyi amaçlıyorsunuz bu projeleri yaparak? Yani bu projeleri yaparak biraz önce dediğim gibi sosyal belediyecilik yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle artık yol, kaldırım, asfalt, park, bahçe, bunlar vatandaşlarımız bunları düşünürken bunlar belediyenin zaten asli görevleri arasında bulunuyor. Yani insanlar zaten bunları yapmak zorundasın ve gerçekten biz bunları yapıyoruz. Yani bunları düşünürken bunları en güzel şekilde nasıl yapabiliriz? Getirdiğimiz en son nokta ne olabilir? Bunun elbette ki düşüncesi içerisindeyiz. Ama kültürel olarak da biz bir takım şeyler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Yani mesela Baş Tacı Projesi'nden başlayacak olursak, Baş Tacı Projesi bizim hakikaten üzerinde durduğumuz bir projemiz. Özellikle modern dünyada insanların bireyselciliğe yöneldiği bir dönemde yaşlı olan anne ve babalar, kimsesiz olan insanların bunların bakımlarını üstlenmek zorundayız. Yani biz bunlara bakmak zorundayız. Evet. Bu yönüyle bir ekip kurduk. Bu ekibimiz muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla, imamlarımızla bağlantıya geçerek mahalle içerisinde gariban, kimsesiz, bakacak kimseleri olmayan insanları biz tespit ediyoruz. Bunların 15 günde bir, ayda bir durumuna göre değişebiliyor. Bunların bütün temizliklerini yapıyoruz. ev temizliklerini, giyecek temizliklerini, yatak temizliklerini bu anlamda yapıyoruz. Bu çevrede de hakikaten rağbet görüyor. İnsanlarımız mutlu oluyorlar, memnun kalıyorlar. Bu yönüyle biz hakikaten bu Baş Tacı Projesi'ni bu anlamda önem veriyoruz. Yaptığımız projeleri mutlaka biz bir sonraki yıla devam ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu bütün projelerimiz için geçerlidir. Biraz önce Kudüs'ü konuştuk. Kudüs bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. İnşallah gelecek sene üçüncüsü düzenleyeceğiz. Bu tür sosyal projelerimizde de mutlaka devamı gelecek. Biz bunları sürdüreceğiz. Bugün baktığımız zaman huzur evlerinin artık kontenjanları dolmuş durumda. Yani yataklarında boş yok ki yeni yaşlar alsınlar. İşte sizin yaptığınız bu Baş Tacı gibi projeler sayesinde
toplum biraz da yaşlılara verilmesi gereken önemin farkına varıyor. Anne babasına verilmesi evet. gereken önemin farkına evet. varıyor. Kutluyorum. Şimdi bir de keşke projeniz var. Bu da çok değerli. Yaşlılara önem verirken küçük çocuklara da önem veriyorsunuz. Yani, özellikle kesinlikle, hayalleri olanlara. Evet, biraz evet, bundan evet. bahsedelim. Yani sosyal belediyecilik yapılırken insanların her katmanda olan insana dokunmak zorundasınız. Bu keşke projesi de bizim üzerinde çok durduğumuz bir proje. Önemsediğimiz bir projemiz. Keşke projesi ile ilgili her yıl, yılbaşından sonra yaptığımız bir çalışma ile, okullarda yaptığımız bir çalışma ile özellikle belirli yaşlardaki yetim ya da öksüz öğrencilerimi tespit ediyoruz. Bunlara ulaşıyoruz. Bunların keşkelerini alıyoruz. Hmm. Ne demek keşkelerini alıyoruz? Hani masumane duygularla çocuklara sorulduğunda işte keşke neyin olsa. Bir forumumuz var. Çocuğun önüne indiriyoruz. Çocuğa soruyoruz. Keşke neyin olsa diyoruz. Çocuk da hakikaten o çocuksu duygularla, masumane duygularla hakikaten keşkesi nedir? Ne olması gerekir? Bunu yazıyor. 3 keşke alıyoruz. Bunları karşılıyoruz. Yani tabii bu özellikle yüreği yaralı insanlarımız, çocuklarımız olduğundan dolayı bunu medyada çok konuşmak da istemiyoruz ama çok da acite etmek istemiyoruz. Ama bunun da konuşulması gerektiğine de inanıyoruz. Çünkü bu çocuklarımız annelerini ya da babalarını kaybetmişlerdir. Bizim toplum olarak, hakikaten toplum olarak bu konuda duyarlıyız ama buna tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Bunların özlem duyduğu, almalarına inandığımız, keşke olsa dedikleri isteklerini de bu anlamda alıyoruz. Ve en kısa sürede bu keşkelerini alıp kendilerine teslim ediyoruz. Yani bu keşkelere zaman zaman bakıyoruz. Çocuklar gerçekten neyi istiyorlar? Yani o kadar masum istekler var ki, yani keşke tabletim olsa diyor. Keşke bisikletim olsa. Keşke ayakkabım olsa. Kırmızı ayakkabım olsa diyor. Bir yerde görmüş demek ki. İnsan tabii bu tür şeyleri evet. görünce biraz da duygulanıyorsunuz kesinlikle. Bu anlamda. Aslında şu var başkanım. Sizin yaptığınız bu projenin sosyolojik yanı da var. Çünkü mesela baş tacı projesini yaparken siz evlada yaşlı anne babasının önemini evet. anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu keşkeleri de yaparken hayırseverlere de aslında bir kesinlikle. Ön ayak olmuş kesinlikle. Oluyorsunuz. Yani bir belediye bunu yapıyorsa ben niye yapmayayım evet. diye düşünebilir. Yeşil Yurt Gurbet Değil projeniz var. Bu da güzel bir proje. Farklı bir proje. Duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Yeşil Yurt sınırlarına taşınanları ziyaret ediyorsunuz. Biraz da bundan bahsedelim. Nasıl doğdu bu proje? Evet, bununla ilgili de tabii dediğim gibi bizim ARGE çalışmamız sürekli devam ediyor. Biz ARGE ile ilgili var olan projelerimizi nasıl geliştirebiliriz? Ya da yeni bir proje kazandırabilir miyiz? Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda Yeşil Yurt bölgemize taşınan insanlarımıza hoş geldin demek için, onların yanında olduğumuzu göstermek için ya da onların karşılaşabileceği bir takım sorunlar varsa onlarla iletişime geçebilmek için bu anlamda nüfus müdürlüğümüzde resmi olarak taşınan insanlarımızın adreslerini alıyoruz. Çam saksı çoban armağanı derler bir hediyemizle beraber. Eve gidiyoruz. Yine bir ekibimiz var. Bu ekibimiz gidiyor. Yeşil Yurt Belediyesi adına hoş geldiklerini söylüyor. Yeşil Yurt'la ilgili bir takım bilgiler veriyor. Yeşil Yurt'ta yaşayabilecekleri sıkıntılarla ilgili kimlere ulaşılabilecek bunlarla ilgili bir takım bilgiler verdikten sonra evden ayrılıyor arkadaşlarımız. Bu hakikaten bir sahiplik duygusu veriyor. Kesinlikle yani, öyledir. Oraya taşınan kişiye yani bir belediye bu denli bana bir ziyarete geliyorsa demek ki bu mahallede ciddi anlamda güzel ziyaretler var. Yani sahiplendiğini görmüş oluyor. Zamanımız çok kısa. Yeşil Yurt sınırlarına taşınanlara hoş geldiniz demek için Yeşil Yurt Gurbet Değil projesiniz var. Bir de Yeşil Yurt sınırlarında doğan bebekler için hoş geldin bebek dediğiniz bir Hayat Seninle güzel projeniz evet. var. Biraz da bundan bahsedelim. Yani bu da güzel bir proje. Biz bunu ilk geldiğimizde 3. yılına giriyoruz. Bununla ilgili şu ana kadar 6.000 üzerinde bebeğe gittik. Tabii dediğim gibi bunlarla ilgili bunların yanında olduğumuzu göstermek. Sahip biraz önce siz de bahsettiğiniz gibi
sahiplenmek adına yapılmış olan projelerdir. Evet. İşte vatandaşlarımızın çocuğu kız ya da erkek evlatları dünyaya geldiklerinde bunların yanında olduğunu, bunlarla beraber olduğumuzu, o mutlu günlerinde, mutlu anlarında onlarla beraber olduğumuzu göstermek adına yine bir ekibimizi kurmuşuz. Bu ekibimiz özellikle yine nüfus müdürlüğümüzde nüfus cüzdanını çıkartmış olan çocukların adreslerini alarak bunlarla ilgili şey yapıyor, tespit ediyor. Tespitten sonra da yine bir hediyemiz var. Bu hediyemiz eşliğinde eve gidiliyor. Onların sevinçlerine ortak olunuyor. Bu hediyemizi vererek de çıkıyoruz. Bu anlamda güzel bir proje. Bir projemiz daha var aslında, müsaade ederseniz. Tabii. Ben emanet ekmekle ilgili bir projemiz var. Belki basına çok düştü mü bilmiyorum. Osmanlı döneminde var olan bir geleneği, bir şeyi sürdürmek istedik. İşte o dönemlerde sadaka taşı ya da sadaka kutusu denilen bir gelenekleri varmış. Vatandaş sabah fırına gidip 3 ekmek aldığında bir tanesinde fırının dışında bulunan şeye, sandığa koyarmış. İhtiyacı olan insanlar da gelip o sandıktan alırlarmış. Böyle bir, evet, gelenek varmış Osmanlı'da. Biz bunu alıp tartıştığımızda bunu nasıl geliştirebiliriz diye arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde bunu fırınlarımızla konuşarak elektronik bir tabela fırınlara astık. Aynı şekilde vatandaşlar eğer emanet noktalarının olduğu fırınlara gittiklerinde 3 tane ekmek alıyor, atıyorum. Bir tanesini de diyor ki sadaka kutusuna göndermek istiyorum. Orada fırıncı arkadaşımız, bu daha önce kendisine anlatıldığından dolayı, artı butonu basıyor. Eğer bir tane ekmekse bir sefer artıya basıyor. 2 tane ekmek sadaka kutusuna göndermek istiyorsa 2 sefer artı butonuna basıyor. Ekranda zaten görülmüş oluyor. Bununla da hem yine sosyal belediyecilik açısından bir projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim zaten belediye olarak yapmış olduğumuz sosyal incelemelerde ekmeğe ihtiyaç duyan insanlarımıza biz zaten günlük 4000'in üzerinde ekmek dağıtıyoruz. Bu projenin farkındalığı belediye dışında, o semtte yaşayan... Toplumu işin içine dahil ediyor. İşin içerisine dahil ediyor. Evet. Bunlarla ilgili yaptığımız değerlendirmede hakikaten azımsanmayacak bir ekmek sirkülasyonu olduğunu görüyoruz. Evet. Yani vatandaşımız hakikaten duyarlı. Gidip soruyor, işte bu nedir? Fırıncı da anlatıyor. O zaman 2 ekmek, evet, de benden, 5 ekmek de benden. Bazen ben tabii fırınların önünde geçince yani konum bir ilgi alanım olduğundan dolayı hemen tabelaya bakıyorum. Yani iniş çıkışları gördükçe de bu bizi sevindiriyor. Bunun da iyi bir proje olduğuna, güzel bir proje, evet, olduğuna, vatandaşı işin içerisine katarak bu tür projeleri de gerçekleştirir. Emanet ekmek dediğimiz ekmek noktalarındaki fırınlarımızda, evet, bunu görebilirler. Bunun, yani Osmanlı'nın sadaka kutusunu siz bugünün teknolojisiyle günümüze, evet, entegre etmiş durumdasınız. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. 2016 yılına dair yapılan çalışmaları ve hala devam eden kültürel ve sosyal anlamdaki sahiplenme duygusunu topluma yaratma noktasında yapmış olduğunuz çalışmaları konuştuk. Bizi yurt içinden ve yurt dışından izleyen izleyicilerimize, özellikle Yeşilyurt bölgesinde oturanlara, genelde tüm Malatya izleyicilerimize neler söylemek istersiniz bu son dakikada? Ben özellikle girişte 15 Temmuz'da başladık. Vatandaşlarımızdan istediğimiz 15 Temmuz'u unutmamaları, çocuklarımıza anlatmaları, unutturmamaları. Ama tarihimiz açısından bundan sonra da bu tür olayların yaşanmaması için millet olarak bu tür olayları bir de yaşanmaması üzere bütün seyircilerimize iyi günler diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi'ni takip etsinler diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Başarılar diliyorum size çalışmalarınızda. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün konuğumuz Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Haydar Şahin'di. Kendisiyle
Belediyelerin 2016 yılında sürdürdükleri sosyal ve kültürel anlamdaki çalışmalarını konuştuk. Kudüs konulu ödüllü bir yarışma düzenliyorlar. Peygamberler Şehri Kudüs sloganıyla bu yarışmanın detaylarını konuştuk. Ve bugünü artık noktalıyoruz. Yarın yine güzel bir günün sabahında saatler 8.30'u gösterdiğinde önce gündeme dair gelişmeleri anlatmak, ardından da günün konuyla karşınızda olmak üzere. Biz yine burada olacağız. Siz de o ana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.